Merhaba. Alevi olduğunu söyleyemeyen Kürt meselesini çözecekmiş. Neymiş efendim? Kürt meselesi yokmuş. Peki 1000 yıldır o topraklarda şark hizmeti niye var o zaman? Hiçbir ülkede yok bu. Kaseti başa saralım. HDP'nin tutumu açıktır. Gözünü dikmiş Millet İttifakı'na bakmaktadır. Millet İttifakı da HDP'yi kapıda tutmaktadır. Artık herkes biliyor ki HDP Millet İttifakı ile güç birliği yaparsa CHP, İyi Parti, Saadet, Demokrat Parti ve diğerleri Erdoğan seçimsiz dağılır. Seçim formalite olur. Bu olmuyor, olamıyor gözünü sevdiğimin ülkesinde. Bütün sancı da bu. Kürtlerin tamamı tek tip homojen mi? Orada da mesela demokrasi sorunu yok mu? HDP'nin kimi ilkeleri var, lakin bir pazarlık masası kurulacaksa İmralı, Kandil, Avrupa temsilcilerine birer koltuk verilmeyecek mi? Uzak ihtimal. Türkiye gerçekleri var ve bu gerçekler sadece HDP'ye sarı ışık yakıyor. Diğerlerini meşru kabul etmiyor. Realite bu. HDP'li seçmen kızmasın. Görünen bu, algı bu. Ve unutmayın, Anayasa Mahkemesi'nde yürüyen bir kapatma davası söz konusu. Şimdi görüldü ve görülüyor ki HDP devletle masaya oturmanın önünü arkasını iyi biliyor. Devleti öğrendi HDP. Sadece ilan edilmemiş sıfır itimat prensibiyle Kürt halkları namına koparacağı tavize bakıyor. Daha yakınlarda hiçbir yere gitmiyoruz kampanyası yaptı. Onu görünce sizi yok sayan, terörize eden parlamentoda ne işiniz var diye sormaktan vazgeçtim. Böyle bellemişler, kendi içinde bir mantığı da var. Bu fiili durumu alıp kabul edecek, sonraki analizlerinizi buna göre biçimlendireceksiniz. Bu analizi yaparken açıklanacak tutum belgesinde ne olduğunu bilmiyordum. Ancak bunlar efesinde CHP liderinin meşru çözüm adresli demeci önemlidir. Yine eski eş genel başkan Sezai Temelli'nin Twitter çıkışı da zamanlaması yönüyle hedefi tutturmuştur. Parlamentodaki flörtleşme böyle. En geç Kasım 2022'de seçim görünüyor. Bu bir parlamento değil, başkanlık seçimidir. Bunun provası 2019 İstanbul'da yapıldı. Kazananı herkes biliyor. Görünen köy kılavuz istemez. İmralı'ya takılırsan kaybedersin. Edirne'ye kulak verirsen seçimi alırsın.